Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Bakan açıkladı. Destekleme ödemeleri hesaplara aktarılıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı resmi Twitter hesabından beklenen destekleme ödemelerinin hesaplara aktarılmaya başladığını açıkladı. İşte detaylar. 96.144.000 TL destekleme ödemesi hesaplara aktarılıyor. Kırsal kalkınma yatırımları desteği 93.972.000 TL. Düve alım desteği 2.172.000 TL. Çiftçiler devletten destekleme nasıl alabilir? Türkiye'deki çiftçiler tarım faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve tarımsal üretimlerini artırabilmeleri için devletten destekleme alabilirler. Peki, çiftçiler devletten destekleme nasıl alabilir? İşte cevapları. Tarım ve Orman Bakanlığı destekleri. Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçilere farklı alanlarda desteklemeler sağlamaktadır. Bu desteklemeler arasında mazot, gübre, tohum, fidan, damızlık hayvan ve tarımsal sulama gibi konular yer almaktadır. Çiftçiler bu desteklemelerden faydalanmak için Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimleri ile iletişime geçebilirler. Tarım Kredi Kooperatifi Destekleri, Tarım Kredi Kooperatifi, çiftçilere finansman ve destekleme hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmetler arasında kredi, sigorta, tohum, gübre, ilaç, mazot ve sulama gibi konular yer almaktadır. Çiftçiler, Tarım Kredi Kooperatifinin şubelerine başvurarak destekleme hizmetlerinden faydalanabilirler. Kırsal Kalkınma Destekleri, Kırsal kalkınma destekleri, çiftçilerin tarımsal üretimlerini artırmak için sağlanan bir destekleme programıdır. Bu destekleme programı kapsamında çiftçilere maddi ve teknik destekler sağlanmaktadır. Çiftçiler bu desteklemelerden faydalanmak için kırsal kalkınma destekleri programının ilgili birimleri ile iletişime geçebilirler. Doğrudan gelir desteği, doğrudan gelir desteği Çiftçilere tarım faaliyetleri için sağlanan bir destekleme programıdır. Bu destekleme programı kapsamında çiftçilere belirli bir dönemde belirli bir miktarda maddi destek sağlanmaktadır. Çiftçiler bu desteklemelerden faydalanmak için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili birimleri ile iletişime geçebilirler. Sonuç olarak çiftçiler devletten farklı alanlarda destekleme alabilirler. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Kredi Kooperatifi, Kırsal Kalkınma Destekleri ve Doğrudan Gelir Desteği gibi birçok destekleme programı mevcuttur. Çiftçiler kendileri için en uygun destekleme programını belirleyerek ilgili birimler ile iletişime geçebilirler. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dair yeni gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.